Buyurun efendim. Çok değerli milletvekili, çok kıymetli il başkanım, çok değerli belediye başkanım, çok değerli Samandağ ilçe başkanım, Kırıkhan AK Parti ilçe başkanım, çok değerli muhtarlarımız, çok değerli sivil toplum kuruluşlarımızın önderleri, çok değerli kanaat önderlerimiz, çok değerli Samandağ halkımız, çok değerli Kıdırbey köyümüzün muhterem beyefendileri, hanımefendileri, çok değerli AK Parti yönetim kurulu üyelerimiz, il başkan yardımcılarımız, çok değerli ilçe koordinatörüm, çok değerli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, çok değerli gazeteci meslektaşlarım, kardeşlerim, çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler ve çok değerli Hatay Ticaret Meclis Odası Başkanımız ve çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Ben de sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında tüm konuşmalar yapıldı. Anlatmaya gerek yok. Manzarayı görüyorsunuz. Elhamdülillah. Arkamızda... Arkamızda ay yıldız dalgalanıyor. Önünde durduğumuz ağaç bin yıllık efsanelerdeki, mitolojik efsanelerdeki Hazreti Musa ağacı. Rivayet o ki Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hazreti Hızır Aleyhisselam Samandağ sahilinde buluştular. Türkiye'nin en uzun sahili olan Samandağ sahili. Türkiye'nin en güzel sahili olan Samandağ sahilinde buluştular ve bu mevkiye geldiler. Bu dereden Hazreti Musa peygamberimiz bir eğilip su içmek isterken bastonunu toprağa koydu. O baston bir anda büyüdü ve bu ulu çınar ağacı oldu. İşte bizim kardeşliğimizde, bizim birliğimizde, Hatay'ın birliği, beraberliği de bu ulu çınar ağacı gibi birdir, yücedir ve kutludur arkadaşlar. Kim ne derse desin, hangi fitneyi, hangi nifak tohumlarını ortaya atarsa atsın, Hatay birdir, Hatay beraberdir, Hatay ay yıldızın, Hatay Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Hatay Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındadır. Buraya kadar gelmişken birkaç hususu da arz etmek isterim. Ben seçimden önce de buraya geldim. Çok değerli vekilimiz, Hatay'ımızın ilk hanım vekili Sabahat Hanım da burada. Onunla da bu konuları konuştuk. Biz şunu söyledik. Samandağ'ın vekili biziz. Samandağ halkının hizmetindeyiz. Samandağ halkının yanındayız. İlçe başkanım, çok değerli Samandağ ilçe başkanımla konuştuk. Dedik ki bize oy versinler vermesinler. Bizi desteklesinler desteklemesinler. Biz Samandağ halkına özellikle teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun onlardan. İşte AK Parti farkı bu. İşte Recep Tayyip Erdoğan siyasetinin farkı budur arkadaşlar. Biz seçim bittiği andan itibaren yeniden milletimizin arasına gelip şimdi Hatay vakti, şimdi icraat vakti, şimdi hizmet vakti diyerek çalışmaya başlarız. Önümüzdeki dönemde de Samandağ için büyük müjdelerimiz var, projelerimiz var. Öncelikle Samandağ'ı turizm bölgesi ilan ettik. Kültür Turizm Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin talimatıyla buralar turizm bölgesi olacak. Oldu, Samandağ'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bir diğer önemli konu, hani diyorlar ya, bazıları diyor ki oy verirseniz hizmet yaparız. Biz arkadaşlar, bize oy veren de, vermeyen de, bizi destekleyen de, desteklemeyen de, bütün Hatay halkının, bütün Türk milletinin, bütün Türkiye'nin emrinde olan bir partiyiz arkadaşlar. AK Parti hükümetimizin ilk kültür merkezi Samandağ'da yapılmıştır. 12
2 trilyona mal olmuş olan Türkiye'nin en güzel kültür merkezi Samandağ'dadır. Samandağ'da bu hizmetin ortaya çıkmasında emeği olan ilçe başkanlarımıza, il başkanlarımıza, vekillerimize, bakanımıza, geçmişte bu teşkilatta görev alan tüm herkese sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum ben. Uzun süre önce başlanmıştı. Allah nasip etti. Benim Kültür Turizm Bakan Yardımcılığı döneminde açılışı yapıldı. Samandağ'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Yine bizim burada yapmak istediğimiz çok önemli bir proje var, bir iş var. Titus Tüneli'ni biz UNESCO Geçici Kültür Mirası listesinde. Biz buranın kalıcı listeye alınması ve Titus Tüneli'nin Dünya Kültür Mirası olarak tescillenmesi konusunu takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Titus Tüneli ile ilgili, Samandağ'ın turizmi ile ilgili, Hıdır Bey ile ilgili, vakıfla ile ilgili ve Çevlik ile ilgili, buradaki tüm turizm destinasyonları ile ilgili daha çok çalışacağız. Samandağ'ımızın marka değerine daha fazla katkı koyacağız arkadaşlar. Kaymakamımızla daha önce görüştük. Burada çok güzel bir hükümet konağı yapılması, Adliye Sarayı ile beraber. Bunun sözünü verdik. Ben Samandağ Kaymakamımızın odasından İçişleri Bakanımızın müsteşarını ve yardımcısını aradım. Onlardan söz aldım. Önümüzdeki dönemde inşallah...